Ben Hasan Özdemir, 1979 yılında Almanya maceram başladı. Afyon Sandıklı'da doğdum, dünyaya geldim ve oradan Almanya'ya göç ettik. Almanya'ya geldik, ilk gelişte bayağı zorluklar, sıkıntılar yaşadık. Çünkü farklı bir dünyadan, dua ortamından geldik. Burada garip bir ortamda karşılaştık. Ama Anadolu'nun insanı gerçekten çok farklı. Yüreğimizde Anadolu olduğu için her vardığımız yere bir anda adapte olabiliyoruz. Uzun zaman hep şey sevdasıyla yaşadık, Anadolu'ya dönme sevdasıyla. Ama zamanla bunu anladık ki artık bizim yerimiz burası. Bu balığı yavrusu sormuş, anneciğim işte su nasıl bir şeydir? O da demiş ki yavrum sen sudan çıktığın zaman bunu anlarsın ne olduğunu. Hakikaten vatan içinde yaşayınca, vatan topraklarında yaşayınca, silada yaşayınca insan bunu çok güzel bir yerde yaşadığının farkında olmuyor. Ne zaman ki oradan ayrıldığın zaman isterse saraylarda yaşa yine de vatan de ah vatan vah vatan yani bu şekilde yüreklerdeki sızı. Burası da bizim Türk mahallemiz. Yıllardan beri, yaklaşık 50 yıldan beri Türklerin mahallesi. Alışverişlerimizi burada yapıyoruz. Selamünaleyküm kardeşim, nasılsın? Hayırlı işler kardeşim. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Nasılsın, iyisin inşallah. Allah aşkına iyi, sen nasılsın? Şükür, şükür. Rabbimize şükür olsun kardeşim. Rabbimize dua edeceğiz her daim. Ben de buradan bir şey söylemek istiyorum. O çok daha aktif. Dünyanın her tarafına gidiyor yardım için. Bizler işimizden dolayı fazla gidemiyoruz ama olsun, gene de Hasan kardeşimi seviyorum. Kardeşim, önemli olan mutlu olmamız. Ama evet, şu dünyada mutlu olmak güç. Dünyanın stresi, farklı şeyleri. Ama ben mutlunun formülünü buldum. Mazlumların, yetimlerin duasını aldığın zaman asıl evet, o bizi sevindiriyor. Milyar gelse elimize mutlu edemiyor ama bir yetim, mazlumun Allah için dua etmesi, onların duasını duymak, onların kalplerine dokunmak en evet, güzel doğru, mutlu eden bu insan canım kardeşim. Kesinlikle. Buraya geldiğimiz zaman gerçekten çok büyük huzur buluyorum. Aralarına uğraşmak, aralarına uğraşırken de kainatı anlamak, tanımak, Yüce Rabbimizin büyüklüğünü ve de ona karşı dualarımız, niyazlarımız daha farklı oluyor. Hayatı okudukça değerli kardeşlerim, bunun güzelliği çok farklı. Ben burada gerçekten çok dua etmişimdir aralarına beraber olduğum zaman da. Çünkü günahsız varlıkla Yüce Rabbimizin verdiği görevden başka bir şey yapmıyorlar. Hep insanlığa hizmet yapıyorlar. Böyle bir şeyde nasıl dua etmeyiz ki? Rabbime ne kadar şükretsek yine azdır. Allah'ım cümle Muhammed ümmetine yardım eylesin. Cümle insanlığa yardım eylesin Yüce Rabbim. Şimdi 44 yıl oldu. Artık buraya alıştık. Şu anda torunlarımız, çocuklarımız, evlatlarımız da burada. Ama bugün için daha farklı bir şey oldu. Çünkü Anadolu insanı bir yere geldiği zaman orayı Anadolu'laştırıyor yani. Çünkü yüreğinde yerleşmiş olduğu o sevgi orayı bir Anadolu gibi yapıyor. Dua benim için çok önemli bir şey. Hayatımın merkezinde. Çünkü duasız ben bir hayat düşünemiyorum. Zaten Yüce Rabbimiz de şöyle buyuruyor, sizin duanız olmasa sizin yani ne değeriniz olur. Furkan Suresi 77. ayet-i kerimede. O sebepten dolayı dua benim hayatımda çok önemli. Zaten biz duayla büyümüşüz, dua diyarından gelmişiz. Duasız bir hayat düşünemiyoruz. İnsan aciz olduğu zaman duaya sarılıyor, dua yaptığı zaman da çok güçlü hissediyor kendini. Bazı zaman dünyanın böyle sıkıntılı anlarında, sıkındığımız zamanlarda insan hayatta bocalıyor bu dönemde. Öyle zamanlarda bazı zaman işin içinden nasıl çıkacağım bilemiyorum ama mazlumların ve yetimlerin duasını aldığım zaman Rabbim bir de bakıyorum ben başka kişilerin böyle işleriyle uğraşırken Rabbim benim işlerimi halletmiş, çözüme kavuşturmuş. Rabbime ne kadar şükretsem azdır.
Bugün üstüne amcamı, babamı, dostunu tesadüfen gördüm. Çok mutlu oldum. Babamı hatırladım. Allah'ım ondan razı olsun. Allah'ım hayırlı uzun ömürler versin. Seni gördükçe babamı hatırlıyorum. Çok değerli bir insandı. Boş yere konuşmazdı. Yani sıradan bir insan değildi benim nazarımda. Öyle bir adamdı. Ben bazen camiye giderdim. Mehmet gelecek diye giderdim. Allah razı olsun. Sizler de öylesiniz. Benim indime yani şöyle sizleri gördüğüm zaman babamı hatırlıyorum. Her zaman Rabbim bu hatıraları bizde canlı kılsın. Sizleri başımıza eksik etmesin. Sizleri sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Bütün temennim, yüreğimle söylüyorum yani. Demem o ki duasız hayat olmaz. Olmazsa olmaz kardeşlerim. Dua hayatımızın merkezinde olacak ve duayla biz ayaktayız. Dua bittiği zaman imkanlar da bitiyor kardeşlerim. İnsan takat de bitiyor. Motivasyon da bitiyor kardeşlerim. Duayla bu heyecanlar bizde. Çünkü biz öyle bir ortamdan geldik Anadolu'dan. Anadolu'nun insanında öyle bir dua öğrendik ki bizim annelerimiz, babalarımız, çevremiz, toplumumuz bizlere öyle bir dua öğretti ki hiçbir zaman bizlere yaptığı dualarda Allah belası kazası kelimesi kullanmazlardı. Allah'ım selametlesin, Allah'ım sizlere yardım etsin diye. Kulaklarımız bunlara aşina olmuş. Gerçekten bütün ruhumuz, bütün benliğimiz duayla özdeşleşmiş. Size anlatmak istediğim benim bir dua hikayem var. Sık sık Arakan kampına gidiyorum. Tabii ki gittiğim zaman mazlumlar benimle iletişime girmek istiyor. Yardım talep ediyorlar. Ama tabii ki biz herkesle ilgilenme imkanımız yok orada bir görev için gittiğimiz için. Bir tane gencin birisi var. 14-15-17 yaşlarında. Çocuk ısrarla böyle benimle görüşmek istiyor. Ne olursun görüşelim. Ben ne kadar da mesela ilgilenemediysem, zamanım olmadıysa da ama bir hafta boyunca çocuk mücadele etti benden görüşmek için. Ve de ben dedim ki bunda bir iş var, bu çocuğun burada ısrar etmesi, bununla görüşeyim. Ve de zor şartlarda çocukla bir yerde buluştuk. Çünkü o mülteci olduğu için öyle kolay görüşme imkanımız olmuyor. Ve bir araya geldik. Çocuk hakikaten baktım çocuğa bitmiş durumda. Çocuk kendisi hafız. Küçüklüğünde hafız olmuş ve de göçe zorlanmadan önce maddi anlamda durumları iyi olan bir aileymiş. Ve de göçe zorlandığı zaman bütün hayalleri alt üst olmuş. Ve de bu Rabbine dua ediyor. Ya Rabbi ne olursun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duasında iki Ömer'den biri diye yardım etsin diye böyle bir talepte bulundu. Bu çocukla içimde böyle nasıl desem bir şey hissettim. Yani çocuğun gerçek bana doğru söylediğini ve de hiç sorgusuz, sualsiz anında onun üniversite okula gitmesi için, liseye gitmesi için ne kadar şey gerekiyorsa ona verdim çocuğa. Beraber oturduk, yemek yedik, Kur'an-ı Kerim okudu. İleriki zamanlarda gerçekten bu yaptığım benim çalışmanın da neticesini gördüm. Ve bu çocuk yapılan bu iyilik karşısında zayi etmedi, mücadele verdi ve şu anda kardeşimiz üniversiteye gidiyor. Ve de bana dediği söz şu, sen benim kabul olan duamsın dedi. Takatım tükendiği zaman da, dizlerimin bağı çözüldüğü zaman da senin yaptığın bu yardımla, elimden tutmanla tekrar ayağa kalktın dedi. Değerli kardeşlerim, insanlara yardımcı olalım, onların dualarında olalım. Gerçekten son durumu gördüğüm zaman o kadar mutluyum ki çocuğun şu anda üniversiteye gittiğini görmem. Sık sık gidince görüşüyoruz. Yani hayatı çocuğun küçük dokunuşla hayatı değişti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedu ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ey yer ve gökleri yaratan Ya Rabbim. Bizleri rızana uygun kullarından eyle.
Allah'ım bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Hep doğruları beraber kıl ya Rabbim. İyiliği dünyaya yaymak için bizleri vesile kıl ya Rabbim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yetimlerin sahibiydin, yetimlerin babasıydın, yetimlerin amanetçisiydin. Yetimleri bizlere emanet etti. Onun yetimi dünyadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyadan göçtüğü zaman yetimi dedi ki, işte ben şimdi yetim kaldım. Allah'ım Rabbim bize öyle bir yaşam nasip eyle ki, öyle bir hayat nasip eyle ki yüce Rabbim. Bizler bu yaşadığımız hayatta dünyadan göçtüğümüz zaman yetimler şöyle desin. İşte şimdi biz yetim kaldık. Yüce Rabbim bizlere öyle bir imkan ver ki çalışalım ve de neticesini görelim. Rabbim bütün kötülüklerden vatanımızı, milletimizi, ümmeti korusun. Onlara huzur, saadet versin. Ey yüce Rabbim, öyle bir hayat yaşayalım ki dünyada, dünya adeta cennet gibi olsun. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahmeten inneke entel vehhab. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.